Günaydın. Cuma günü beklentilerin çok net bir şekilde üzerinde açıklanan ve daha sonra revizyonları da oldukça kuvvetli gelen non-farm payroll ve daha önemlisi saatlik ücretler verisinden sonra piyasada net düzeltmeler olduğunu gördük. Şimdi veriye baktığımızda görüyorsunuz çok net büyük düzeltmeler var. Rakamın kendisi de büyük ki Cuma günde söylemiştim büyük gelmese de artık işe yarayan bir 180 binler bile işe yarayacak kadar yeterli bir seviye. Onun çok daha üzerinde gördük. İşsizlik oranındaki artış ağırlıklı olarak katılım oranında bir artış olmasından kaynaklanıyor. Son derece pozitif. Ücretlerdeki artışlar burada tabii şu noktaya da dikkat çekmek lazım. 2.2 çok yüksek değil vesaire tarzından bakabiliriz ama hem fena bir veri değil hem de şöyle enflasyonla beraber bakarsak yer, bunları da silelim e, Reel bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Aşağı yukarı 2012'den bu yana enflasyon üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bu da e, tabi pozitif bir gelişme. E, bu verilerin ışığında piyasa nasıl bir fiyatlamaya gitti? E, şimdi piyasada e, cuma günü aslında şeyi paylaşmıştım. Şunu ayın 5'ine alalım. Bakın ayın 5'inde Haziran ayında bir faiz artışı ihtimali piyasa tarafından 17.6 olarak fiyatlandırılıyor. Altısında veri sonrası resme bakalım. 17.6'dan %26'ya gelmiş durumda. Dolayısıyla piyasa işi biraz daha ciddiye almış gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında piyasada Haziran ayı konuşulsa da çok net fiyatlanmış olan bir gelişme değil. Yani beklenen bir gelişme değil. Dolayısıyla veriyle beraber piyasada sert hareketler gördük. Hisse aslında o kadar sert bir hareket gördüğümüzü söylemek mümkün değil. Çok yükselen bir hacim söz konusu değil. Hala bandın içinde hareket ettiğimizi görüyoruz. Yani teknik olarak bir satış da gelmiş olabilir şu gördüğümüz seviyelerden. Aşağı tarafa baktığımızda Kapanış bazında 1990'lar ama daha ziyade ben hala 1980 ve 200 günlük ortalama tabii şu anda tam o seviyede. Orayı takip ediyorum. Buralardan bir dönüş olmaz ise yukarıya doğru 2080 lira aşabilirsek yukarı hareket net bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Nasdaq'ta da benzer bir durum var. Çok kuvvetli bir yükseliş olmadı. Bir reversal ile kapattık ama henüz aşağı hareket başladı veya işte 1940 beklentimi yerine getirecek sertlikte bir hareketle karşı karşıyayız demek zor. Russell'da görüyorsunuz. O da son derece kuvvetli bir şekilde duruyor. Amerikan endeksleri yılın genelinde yukarıda artı kapatacak. Çok net bir prim yapmasını bekliyorum ama kısa vadede bu gördüğümüz bandın içinden çıkması gerekiyor. Tabi sadece Amerikan endekslerinde değil diğer bazı göstergelerde de önemli hareketler oldu. Şurada görüyorsunuz e, aşağı yukarı 164'lerden e, ay başında 196'lara kadar e, gelmiş durumdayız 10 yıllıklarda e, 188'in üzerinde bir kapanış bence pozitif oldu e, şimdi kısa vadede 202'ler e, hedeflenmeli break even'lara yani veriyle beraber enflasyon beklentilerinde bir değişiklik olduğunu fiyatlamalarında diye bakarsak evet sadece veriyle değil aşağı yukarı Ocak ayının ortasından bu yana break even'lar yukarıya doğru geliyor ama geldiği seviyeler yeterli mi diye şuradan bakalım. Hayır oldukça düşük seviyeler. Henüz ciddi anlamda yukarı yapması lazım ki kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinde bir değişiklikten bahsedebilelim. Yine 5 year 5 year forward'lara da baktığımızda benzer bir durum söz konusu ama cuma itibariyle gelen hareket çok net bir şekilde burada görünüyor. Veri akışına bakalım. Açıkçası bu endeks daha önce de paylaştım işsizlik oranıyla birebir neredeyse koreli bir endeks. Dolayısıyla çok önemli olmayacaktır. Fed de bunu piyasa biraz oyalansın diye baktı diye düşünüyorum. Cots'u takip etmeyi tercih ederim ve tabii ondan daha önemlisi perakende satışların seyrinin nasıl olacağı önemli olacak verilerden bu hafta. Asya tarafına geçelim. Asya tarafında Japonya'da çok önemli bir artı olmadığını görüyoruz. Çin'de ise yukarı bir hareket var. Sensex'te satış görüyoruz. Hem hafta sonu Mondi ara seçimlerde yenilgiye uğradı. Hem de Hindistan'daki bankaların yeniden rekapitalize edilmesi söz konusu. Şurada. Çin takvime bakarsak görüyorsunuz yeni yıl geliyor. Dolayısıyla bundan sonra Çin'de biraz farklı volatilitenin biraz daha yükseldiği sert hareketler görmemiz söz konusu olabilir. Bunu gösterdikten sonra dünkü Çin verilerine de hemen bir göz atalım. Detayları paylaştım. Dolayısıyla çok gitmeyeceğim ama çok ideal bir durum değil bu. Hem ihracatta bir gerileme var hem ithalatta çok net bir gerileme var. Bu bu görüntüleri daha önce de paylaşmıştım. Şurada Japon yenine karşı Çin'in, Çin, Çin Yuan'ın durumuna bakalım. 2000 yeniden bu yana çok net bir hareket var. Abenomics'in başladığı günden 12'lerden 19'lara gelmiş durumdayız. Elbette ki rahatsız edici olacaktır. Şurada tarihi zirvelerde olduğunu görüyoruz. Euro'ya karşı hemen bir bakalım. Euro'ya karşı da baktığımızda daha önce de paylaşmıştım. 2000 seviyelerine gelmiş durumdayız. Yani Euro'nun ilk çıktığı seviyelere gerilemiş durumda. Yuan ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Tabi dolara karşı farklı bir hikaye var ama bu önemli iki pazara böyle net bir kur kaynaklı zorlanma hissediyor. Bu etkili olacaktır bundan sonraki kararlarda da tabii en kötüsü bir devalüasyon olur ki şu anda aslında ülkeden para da çıktığını varsayarsak bir devalüasyon çok sempatik bir hareket doğru bir hareket de olmayabilir ama şu anda baktığımızda dünya açısından önemli risklerden bir tanesi Yuan'da bir sabah kalktığımızda net bir devalüasyon olması. Paritelere geçelim. Paritelerde Euro Cuma günkü veriye tabii çok hassas e, davrandım. E, Fed'in faiz arttırma ihtimalinin e, artması e, net bir e, satış getirdi. E, sabah saatlerinde e, daha doğrusu Asya'nın başında e, 1.13'lerin altına kaydık ama şu anda hemen e, üzerindeyiz. Ha, e, hafta sonu biliyorsunuz e, meclisteki toplantıda e, Çipras artık e, eski dönemin kapandığından bahsetti ama konuşmalara baktığınızda yani 2. Dünya Savaşı'ndan tazminat alma vesaire üzerinde bir plan varsa eğer Yunanistan'ın durumu gerçekten çok ümitsiz demektir. Daha net bazı noktalarla gelmesi lazım. Yeni bir kemer sıkma paketini imzalamayacaklarını bir köprü kredi bulmaya çalışacaklarını söyledi. Benim şu andaki bakışım orta vadeli değişmedi. Euro çok daha düşmek durumunda ama kısa vadeli bak şu bölgede yani aşağı yukarı son iki haftada 1.13'ler civarında 1.12.80 1.13 civarında kötü haberleri göğüsleyebilen bir Euro'dan bahsediyoruz. Burası en de sonunda kırılacak ama 1.16.40'lara doğru giderse bu kırılmadan daha iyi faydalanırız diye düşünüyorum. Yani bir satış fırsatı elimizde olur. Eğer 16 eğer 1.13'leri hızlı bir şekilde kırarsak o zaman şurada gördüğümüz 1.80'lere doğru 1.08'lere doğru hareket devam edecek ki elinde sonunda birlerinde altında bir yerde sona erecek diye düşünüyorum. CFTC tarafına hemen bir göz atalım. CFTC verilerinde Euro pozisyonlar aşağı yukarı yine 200 bin civarında yani artan bir şekilde euro short pozisyonlar açılıyor. Şuradaki 214 binlik short pozisyonun Draghi'nin meşhur whatever it takes konuşmasından sonra kapatıldığını düşünürsek ve burada biz euronun dağılma düşüncesi vardı. Şu anda Psikoloji o noktaya henüz gelmiş değil yani e, o noktaya gelirse eğer 214 bin şortu e, çok daha aşacak bir şortla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. E, bir de spread tarafına bakalım çünkü spread tarafında e, Yunanistan'daki gelişmeler e, buntlara alım getirirken e, Amerika'daki hafta sonunda e, Cuma günkü veri e, USC'lere satış getirdi. Dolayısıyla spreading gelişimi de e, zayıf euroyu ne destekler noktaya dönmüş durumda tekrar. Japonya'yla gelirsek Japonya'nın yeninde kritik gördüğüm 117 25 seviyeleri kırılmadan çok sert bir şekilde yukarıya doğru bir dönüş yaptık Cuma günkü veri tabi burada etkili oldu yukarı hareket başladı mı ben orada da 120.75'ler aşıldıktan sonra bu hareketin başladığına kani olabilirim tabi çok bekliyor da olabilirim aslında ama benim görüşüm şu anda şu sıkışma formasyonunun henüz çözülmediği e tabi aslında şuradaki formasyonun çözülme ihtimali yukarıya doğru daha yüksek özellikle FED ile ilgili beklentimizden sonra ama beklentimi yansıtmaktansa gelişmenin peşinden gitmeyi tercih edeceğim yani 120.75 ile 117.25 arasındaki bölgede dokunmamak ama hangisi kırılırsa peşinden takip etmek çünkü önemli bir hareket geliyor çok net bu açıdan baktığımızda buradan metalleri geçelim. Metaller tarafından e, altının reel faizleri de bir ki bir harekette e, hızla yiyeceğini söylemiştim. Bu e, cuma günü herhalde net bir şekilde gerçekleşmiştir. E, neredeyiz? 200 günlük ortalamanın e, altına kaymış durumda. E, 50 günlük ortalamanınsa e, hemen üzerindeyiz. Orayı görüp e, yukarıya bir tepki verdi. Peki e, gümüşte e, bunun muadili resim nasıl? 200 günlük ortalamayı aşamamıştık. 50 günlük ortalamanın altına kaydı. Şu anda tam 50 günlük ortalamanın Yine altın hisselerindeki duruma da bakarsak orada da benzer bir resim göreceğiz. 200 günlük ortalamayı zaten aşamamıştı. Sert bir satış geldi ama 50 günlük ortalamanın da üzerindeyiz. Açıkçası ben Haziran ayına kadar faizler üzerindeki baskının artacağını inandığımdan altın üzerindeki baskının da daha da aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Eğer 50 günlük ortalamanın altında bir kapanış yaparsak yani 1226'ların altında özellikle haftalık bazda bir kapanış iş yaparsak bu bizi binlere doğru götürecek hareketin başlangıcıdır diye düşünüyorum. Şu an için pek çok yerden teknik ve temel destekler bulmamız mümkün. Şurada görüyorsunuz yükselen dipler var dolayısıyla aşağı yukarı haftalık bazda konuşursak şurada Aşağı yukarı 1190'lar önemli ama 1180 ve 1140 seviyelerinin kırılmaması gerekiyor. Burada önemli bir taban oluşumundan bahsedilmek için. Eğer o seviyeler kırılırsa beklediğim gibi binler civarında bir taban yapacak demektir. Şimdilik burada long olmakta hala problem görüyorum. Dolayısıyla dokunmamaya devam ediyorum. Petrol tarafına gelelim. Petrol tarafında yukarıya hareket devam ediyor. Buradaki volatilite, olası volatilite nedenlerinden bahsetmiştim. Zaten hafta sonu RIG sayılarını da paylaştım. Sert hareketler oluyor. Tabi buradaki RIG'ler sadece petrol değil, doğalgaz vesaire de var. Şuradan bakalım. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde gerilemeye devam ediyor. Şöyle açarsak. oldukça sert bir şekilde aşağı yukarı 2000 13'ün hatta daha da geriye gidersek 2012'nin kazançlarını geri vermeye başlayan bir rig ortamından bahsediyoruz. Tabi bu şu diğer ekranı açarsak ne kadar fark ettirecek? Şurada horizontal rigleri bakalım. Çünkü oradaki gelişmeler de daha önemli. Orada da benzer bir şekilde sert bir satış geldiğini görüyoruz. Ama dikkat ederseniz burada henüz 2013 dönemini geri almış değiliz. Bu gelişmeler tabii bir noktadan sonra evet petrol fiyatlarına yukarı olarak yansıyacaktır. Şimdilik benim açımdan burada önemli olan Fed'in öngördüğü veya Fed toplantısına kadar bir e, taban oluşumu olacak mı? Ve bu taban oluşumunun seviyesi nerede olacak? 50-60'ların e, üzerinde olursa e, Fed açısından bir ufak zafer daha diyebiliriz. E, burada benim beklentim e, daha geçen haftada söylediğim gibi e, 56-60 bandını e, görmesi. Gerçi şurada 55 seviyelerine çok yaklaştık. Bu hareketi bitirmiş de olabilir. Çok emin değilim. Ama hala biraz daha yukarıya doğru gelebileceği beklentisi içindeyim. Özellikle de Amerika'dan iyi veriler gelmeye devam ederse. Ama şunu da unutmamak lazım. Emtia fiyatlarında da Haziran ayında gelecek olan bir artış henüz fiyatlanmış değil. Böyle bir artış emtia negatif bir harekettir. Sadece altından bahsetmiyoruz. Matematiği gereği emtia negatif bir harekettir. Dolayısıyla petrol de dahil satış getirebilir elbette. Herkese iyi haftalar diliyorum.